Kule elektrik bir. Elektrik bir kule. Alfa 1 taksi yolundayız. Toplam 5 araçla birlikte 3-4 sağ pistini kat ederek 3-4 sol pistine ECL kontrol maksatlı giriş müsaadesi. Elektrikleri alındı. 3-4 sağ kat ediş, 3-4 sol giriş serbest. 3-4 sağ kat ediş, 3-4 sol giriş serbest, anlaşıldı. Pist ışıklarını yakabilir misiniz lütfen? Anlaşıldı. Yakalım hemen. Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Şu an İstanbul Havalimanı'nda bir pistin üzerindeyiz. Bizim için bu pistteki uçuş trafiği kesildi. Çünkü pistte lambaların kontrolleri yapılacak. Biliyorsunuz yolcuların en mutlu olduğu anların başında uçağın teker koyması gelir. Çünkü artık yolculuk sona ermiştir. Terminale doğru bir yolculuk başlayacaktır. Şimdi şu anda bu pistin üzerindeyiz. Pistte pilotlara etrafını gösteren, kılavuzluk eden lambaları inceleyeceğiz. Bu lambalar çok özel lambalar. LED lambaların değerleri 500 euro ile 1000 euro arasında değişiyor. Ve bu lambaların bir başka özelliği var. IGA'nın talebi üzerine özel tasarlanmış lambalar bunlar. İmalatçı tarafından özel olarak imal edilmiş ve sertifika almış lambalar bunlar. Gelin bu lambaların hikayesini birlikte izleyelim. Pilotların yerde en önemli referans noktaları özel lambalardır. Bu lambalar takip edilerek taksi yapılır, iniş kalkış gerçekleştirilir. Sönen tek bir lamba operasyonu etkiler. Yaklaşık 14 milyon metrekarede 3 ana, 2 yardımcı piste sahip İstanbul Havalimanı'nda tam 40.392 LED lamba kullanılıyor. Bu devasa elektrik sistemi 7/24 gözetim altında. Havalimanı işletmecisi IGA tarafından an ve an takip ediliyor. 100'ü arıza giderme, 20'si simülasyon ve tasarım, 25'i de bakım olmak üzere toplam 145 personel bu bölümde görev yapıyor. Hava tarafı, elektrik ve elektronik ekibi lambaların göz kırpmasına bile izin vermiyor. İstanbul Havalimanı'nda bu özel ekibin konuğuyuz. Pist üzerinde bir lambanın bile sönmesi kategorinin değişmesine neden oluyor. İstanbul Havalimanı'nda mevcut pistler en düşük görüş şartı olan CAT3B'de hizmet veriyor. Pist üzerinde ölçüm özel sensörlere sahip araçlarla yapılıyor. Sönen lambalar tespit ediliyor. Işık oranları bu cihazlarla ölçülüyor. Tamir ekibi bu araç ile nokta atışı yapıyor. Taksi yolu ve pistlerde kullanılan lambalar İstanbul Havalimanı için özel tasarlandı ve üretildi. Bu gördüğünüz standart dünya üzerinde satılmakta olan taksi yolu kenar armatürü, 360 derece açıdan görülebilen. Bu armatürün bir dizayn kusuru olduğunu fark ettik biz. Şurada gördüğünüz üzere bu hasar almış hali. Bu armatürlerin üzerinden geçen araçlar ve benzeri yapılarla çok kolay hasar alabildiğini fark ettik. Ve üreticiyi bununla ilgili bir çözüm bulmak için zorlamaya başladık. Üreticiyle birlikte yaptığımız çalışmalar, planlamalar neticesinde bu havalimanı özelinde ürettirmiş olduğumuz bir armatür bu. 4 adet merceği var. Bu 4 merceğin açıları, ışık açılarıyla birlikte aynı bu armatür gibi 360 derecelik ışık dağılımını sağlıyor. Aynı zamanda standartta şurada görmüş olduğunuz armatürler kadar bir dayanım sağlıyor. Tasarlattık, şu anda havalimanımızda kullanmaktayız ve kırılma oranı eski nesil armatürlere göre çok çok daha düşük.
arızalanan sistem bakıma alınıyor, faal hale getiriliyor. Bu armatürlerin tamamını tek tek izliyoruz sistem üzerinden. Ve bu armatürün sahada takılabilmesi için, yani gidip herhangi bir armatürü götürüp rastgele herhangi bir yere takamıyoruz. Bu armatürlerin mutlaka burada kodlanarak hazırlanması gerekiyor. Bir sonraki durağı ise test merkezi. Burası karanlık oda olarak nitelendirdiğimiz laboratuvarımız. Armatürlerimizin bakım ve onarımını gerçekleştirdikten sonra bu odada uluslararası standartlara uygun olup olmadığını, ışık şiddetine uygun olup olmadığını ölçmek amaçlı burayı kullanıyoruz. Bu ışık sensörümüz 21 tane sensörden oluşmaktadır. Lambaların bakımı ile birlikte temizlik işlemi de gerçekleştiriliyor. Yüksek basınç ile çevreci temizlik malzemesi lambaların üzerine püskürtülüyor. Aynı ekip İstanbul Havalimanı'nın 42 ay süren inşaatından bu yana beraber çalışıyor. Bunun da sonuçları yazılımdan uygulamaya kadar İstanbul Havalimanı için farklı çözümler oluşturmuş durumda. Her adımda çevre çok önemli. Armatür atıklarımız toplandıktan ve bakım onarım çalışmaları yapıldıktan sonra atıl olan kısımlarını biz ayrıştırıyoruz. Atık türlerine göre bertaraf amacıyla topluyoruz ve ilgili departmanımıza teslim ediyoruz. Biliyorsunuz ki İstanbul Havalimanı 14.001 kalite yönetim çerçevesinde bir ödül aldı şu an. Dolayısıyla biz de bu 14.001 çerçevesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Adeta sinir sisteminin parçası olan bu lambaların bağlı olduğu yer ise İstanbul Havalimanı Kulesi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin gözetimindeki kulede 120 hava trafik kontrolörü görev yapıyor. Uçakları trafik polisi gibi hem yerde hem de havada yönetiyorlar. İstanbul Havalimanı'nın kulesindeyim. Burası yerden 90 metre yükseklikte. Gerçekten ödüllü bir kule ve aynı zamanda havalimanının tüm hem uçak trafiğini hem yer trafiğini kontrol ediliyor. Burada yaklaşık 120 kontrolör görev yapıyor. Size pistten bir anons yapmıştım. Bu anonstaki işte o lambalar, bütün o yerdeki göstergeler, tabelalar diyelim, buradaki kontrolörler tarafından an ve an kontrol ediliyor. Gerektiği zaman yakılıyor. Bazen sistemler otomatik İGA ekiplerinin oluşturduğu yazılımla otomatik olarak işleme geçerek buradaki hem yer trafiğinin hem de hava trafiğinin emniyetle akmasını sağlıyor. Ekibin başında İGA'nın havalimanı planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat var. Yapım süreci içerisinde henüz kurallar da yoktu. Bu kuralları hazırlarken nasıl bir işbirliği yaptın? Sonuçta çünkü her şey toplanıyor. Bir devlet hava meydanlarının Türkiye'deki hava trafik kontrolünü toparlayan bakan devlet hava meydanlarının burada kulesine geliyor. Oradan da Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol merkezine bölgeden sorumlu gidiyor. Tabii bu tek bir kurumun, tek bir kişinin, ufak bir kurumun ekibi yapabileceği bir husus değil. Burada DHM ile beraber çok yakın çalıştık. Koordinasyonumuz gerçekten çok güzeldi, çok uyumlu çalışıldı. Sağ olsunlar çok destek oldular. Havacılığı bir adım öteye taşımak için çalıştık birlikte. Hava sahasında öncelikle uçuş planlamasında paralel operasyonu yapmak üzere tasarımları gerçekleştirdiler. O tasarımların yerde işleyişini birlikte çalıştık. Tüm bu işleyişi de sistemlere beraber programladık, yükledik diyelim. Sürekli hava trafik kontrol ekipleriyle, yaklaşmadaki arkadaşlarla, Ankara'daki arkadaşlarla, DHM'deki ekip arkadaşlarla çalıştık. Hala daha çalışmaya devam ediyoruz. Şartnameleri beraber yazdık. Örnek alacağımız başka bir havalimanı, başka bir şartnamede yoktu. Hepsi sıfırdan burada yazıldı. Bu şartnameler sonra Eurocontrol ve diğer kaynaklar tarafından kullanılmaya başlandı. Bir adım önünde gidiyoruz diyebilirim buradaki hava trafik operasyonu konusunda. Daha da öteye taşıyacağız. Üçüncü pistimizi açtık biliyorsunuz. Dörtlü, beşli operasyonlara geçeceğiz. Bunlar da dünyada ilk olacaklar. Beraber çalışmaya da devam edeceğiz. Pist, taksi yolları ve apronda uçakların yanı sıra ciddi bir araç trafiği var. 70'e yakın kesişme noktasında özel yazılım çalışıyor. Otomatik olarak uçaklara dur veya geç diyen lambalar uçuş emniyetinde çok önemli bir role sahip.
Bu yazılım dünyada bir ilk. Pistlerin güvenliği birinci öncelik. Piste operasyon varken ne bir araç ne bir uçak hiçbir şeyin girmemesi gerekiyor. Biz bu sistemleri, kurduğumuz sistemler sayesinde pistteki bu güvenliği sağlıyoruz. Sistemin ana unsurunun ismi stop bar diye geçiyor. Yani dur ışığı deyip, kırmızı ışık, trafik ışıklarındaki gibi. Kırmızı ışıkları yanıyorsa pilotlar kesinlikle ve kesinlikle kuleden talimat almadan bu ışıkları geçmiyorlar. Biz bunlarla pisti koruyoruz. Bu kadar büyük havalimanında 70'e yakın stop bar noktamız var. Bunların hangisi yanıyordu, hangisi kırmızıydı, hangisi yeşildi, hangisinde uçak vardı, hangisinde yoktu, bunu takip etmek neredeyse imkansız bu kadar yoğun trafiğin içerisinde. O yüzden kurduğumuz sistem bunu elektronik yapıyor, otomatik yapıyor. Kontrolörün verdiği her kararı kayıt altına alıp sahada pilotlara görsel uyarı yapacak şekilde akıllı lambalarımızı yakıyor, söndürüyor. Radarla da bunu takip ediyor. Uçak yaklaştığı zaman kontrolör geçiş emrini veriyor. Geçiş emrini aldığı anda sistem kırmızı ışıkları yeşile çeviriyor. Önünde hangi yöne gidecekse o yöne doğru yeşil ışığı yakıyor. Pilot da o yeşil ışığı takip ediyor. Geçtikten sonra radar tespitini yapıyor. Tekrar kırmızı ışığı yakıyor ki arkadaki uçak yanlışlıkla aynı yere girmesin. Tüm bunun organizasyonu ASMGCS sistemi üzerinden yapılıyor, kontrol ediliyor diyeyim. %100 de başarıyla çalışıyor. Dünyada da bunu kontrolör emriyle uygulayan tek havalimanı biziz. İlkiz bu konuda da yine. Aldığınız ödüller birlikte veya bazen konuşurken sizden duyuyoruz. İşte Eurocontrol veya ICAO gibi devasa organizasyonlar size soruyor. Biraz da bunları anlatın ki izleyicilerimiz biraz duysun bunları. Tabii ki. Şimdi Avrupa'da Eurocontrol'ün kapsamında bir organizasyon var. SESAR, Single European Sky organizasyonu. SESAR bu sene ACI ile birlikte bir digitalization, dijital havalimanı ödülü çalışması yaptı. Bu çalışmaya biz de girdik İGA olarak. SESAR'ın havalimanlarında kullanılmak üzere geliştirmeye çalıştığı 80 civarında programı var. Çeşitli teknolojik, operasyonel, prosedürsel yenilikler. Bunları inceledik birlikte DHM'deki arkadaşlarımızla beraber. Ve bu programlardan 14 tanesinin bu havalimanında uygulandığını gördük. Burada biz oluşturmuşuz. Sistemiyle, altyapısıyla, prosedürle, teknolojisiyle ve aktif olarak da kullanıyoruz. Bunları anlattık. Bunun yanı sıra IT ekiplerimizin işte çok sağlam IT altyapısı, nasıl bir sistem kurduklarını, bu sistemlerin düzgün çalışmasını, eksiksiz çalışmasını nasıl sağladıkları anlatıldı. Bu anlattıklarımız ACI nezdinde bayağı bir takdir gördü diyeyim. İlk defa verilen bu ödülü, Digitalization ödülünü biz İG olarak kazandık birkaç hafta önce. Bizi gerçekten mutlu etti. İnşallah bu yönde devam edeceğiz. Bu sistemleri daha da öteye taşıyacağız. Yeni ödüller almaya çalışacağız iyi. İGA'nın genç ekibinin gözü 40 binden fazla lambada, 1700'den fazla işarette, milyonlarca metre kabloda. Onlar ve hava trafik kontrolörleri sayesinde uçaklar yerde de emniyetle hareket ediyor. Biz yolcuları sevdiklerimize ulaştırıyoruz.